Mustafa Cicel'in çok güzel bir eseri var. Biz onu yeni bir beste diye duyurduk. Ama bu zannediyorum daha evvelden olan bir besteydi. Şöyle anlatayım. Şimdi benim internette dinlediğim bir eserdi. Sonra araştırdım çünkü sözleri çok ilgimi çekmişti ve aslında okuduğum bir kitabın Ahmet Hulusi'nin Gavsiye Açıklaması kitabının sonundaki bir dörtlük olduğunu öğrendim. Ve açıkçası bestecisi kim bilmiyorum ama internette seyrettiğimde çok etkilendiğim için albüme de koymayı düşündüğüm bir parça. O yüzden ben dedim ki ilk defa bu kadar derin sözler taşıyan bir parça en güzel Ramazan sevincinde söylenir. O yüzden sıcacık daha hiç kimsenin duymadığı sesimizden çok da güzel sizlere seslenmek isterim. Hadi dinleyelim. Hacı. Şöyle orkestramızın yanına doğru alırken Mustafa Ciceli'yi ben bu arada bizim internet adreslerimizden ulaşan dostlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerek Twitter adresimizden, Facebook'tan, resmi sayfamızdan bize ulaşan bütün dostlara ilgi ve alakalar için teşekkür etmek istiyorum. Yazdıkları sorular ve muhabbetleri için binlerce şükran olsun, sağ olsunlar. Sözü Mustafa Ceceli'ye bırakın. Aşikardır zat-ı hak, görmeyi bir dilesen, benlidir var olan, adını silebilsen. Aşikardır zat-ı hak, görmeyi bir dilesen, benlidir var olan, silebilsen. Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın zat-ı haktır varlığım. Nefsini görebilsen, nefsini görebilsen, düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımım. Zat-ı haktır varlığım, nefsini görebilsen, nefsini görebilsen. Aşikardır zat-ı hak, görmeyi bir dilesen, benlidir var olan, adını silebilsen. Aşikardır zat-ı hak, görmeyi bir dilesen, benlidir var olan, adını silebilsen. Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın. Zat-ı haktır varlığın, nefsini görebilsen, nefsini görebilsen. Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımım. Zat-ı haktır varlığım, nefsini görebilsen, nefsini görebilsen, nefsini görebilsen.
Evet. Sanki men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Kim ki nefsini bildi, Rabbini bildi. Hadis-i şerifinin böyle bir şerhi beyanında bir eser olmuş. Gönlünüze sağlık. Hacım çok güzel olmuş bu güzel eser. Gerçi ben dün dinledim. Dün gece sahur programına giderken 2-3 defa peş peşe bu eseri dinledik. Çok çok hoş oldu. Teşekkürler efendim. Maşallah. Ne kadar güzel. Peki şimdi hani hocama ben soracağım ama çok, çok kısa bir cevap rica edeceğim. Nefsini bilen Rabbini de bilir. Bu eser birazcık onu anlatıyor sanki. Evet. Ne demek istiyor? İşte görmeyi bir dilesen diyor. Demek ki öncelikle dilemek gerekiyor. Bunu istemek gerekiyor. Demin oruçla ilgili konuşurken de Kur'an'da oruç tutmanız tavsiye ediliyor. Şayet bilirseniz diyor. Demek ki her şeyden önce bilmemiz gerekiyor. Ne olduğunu, işin hakikatini bilirsek eğer o zaman da tabii ki biliriz Rabbimiz de. Eyvallah. Hocam aslında bu da ideal insanın vasıflarından bir tanesi ve devam edin lütfen. Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbin yeryüzünde yarattığı en muhteşem varlık insandır. Kendine bak, Allah'ı gör. Bu gözler, bu vücut, bu beden. Küntü kenzin mebdeinden aşk-ı sevda hu çeker demiş. Evet. Hocam, dolayısıyla şimdi nefis deyince hemen bir çağrışım yaptı bende. İdeal insanı, biz ona insanı kamil diyoruz tasavvuf kültürümüzde. Peki Mustafa Ceceli, şu an işte ezan okunuyor. Geçen sene Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü oradasınız. Nasıldır iklim? Bir de sizden duyalım şu anda orada. Bir kere olağanüstü. Her şeyin nasıl kolaylaştığını aslında tanık olduğumuz bir durum. Dersiniz 48 derecede tutulur mu oruç? Tutulur. Çünkü oruç buzdolabı orucu değildir. Sadece yemek içmek değildir. O yüzden orada, hele ki oranın güzelliğiyle beraber, hiç fark etmeden zaten akşamı getiriveriyorsunuz. Demin sizin de ifade ettiğiniz gibi oradaki o telaşe, geçerken herkesin sizin elinize zemzem tutuşturması, birisinin hurma vermesi, birisinin meyve vermesi. O an oradaki telaşet, işte orada o bir tek yapıyı görüyorsunuz. Yani ne tabur memleket... eğitiminin en güzel örneği değil mi? Tabur eğitiminin en güzel örneğini yaşıyorsunuz. İfade dikkatini çekti hocam. Buzdolabı orucu. Ne demek buzdolabı orucu? Az buçuk tahmin ettim ama. Ya şimdi biz oruç deyince sadece yemek içmek gibi algılıyoruz ama aslında oruç tutmanın temeline baktığınız zaman beşeri özelliklerinizi bir kenara bırakıp aslında o varlığınızı oluşturan, hakikatinizi oluşturan, o Allah özelliklerini yaşayabileceğiniz bir süre dilimi. 10 küsur saat size aslında böyle bir fırsat tanınıyor. Kendinizi, hakikatinizi fark etmeniz için. Yoksa ezan saatini bekleyelim, bu kadar süre aç kalalım değil. O yüzden bunun derinine baktığım zaman ben böyle bir üslup bulmuştum. Sadece buzdolabını endeksi diye. O yüzden aslında sadece dilin değil, aynı şekilde gözün, bütün o beşeri unsurları bir kenara bırakıp kendinize baş başa kalabileceğiniz bir süre dilimi. Ramazan ayı orucunu böyle anlıyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde bir gün azık bitiyor ve artık komutan diyor ki yarın oruçlusunuz. Ve asker oruç tutuyor ve ertesi gün çakı gibi, hiçbir şey yok. Diğer millet askerleri dökülüyorlar sapı sapı çünkü gelmemiş azık. Demek ki bu öyle bir komut ki insanın orada kendi beynine Resulullah'ın dediği gibi ben oruçluyum dediğiniz zaman onu siz her zerrenizde hissediyorsunuz ve artık size yemek, içmek, beşeriyet eksiz geliyor. Evet. Diye düşünüyorum.